dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Yeni Zelanda camiye yapılan silahlı saldırıyla sallandı. Nüfusunun sadece yüzde birinin Müslüman olduğu Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ırkçı Neonaziler tarafından iki ayrı camiye saldırı düzenlendi. Polis saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğu açıklandı. Irkçı saldırıda 20'den fazla kişi de ağır bir şekilde yaralandı. ...saldırıların ardından üç erkek ve bir kadın şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı saldırılar sonrası yaptığı açıklamada... ...Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri dedi. Peki, Bu sabah otobüs ve tramvaylar mahvettiğimiz dünyadan nefret eden... ...ve yaşamak istedikleri dünyaya aşık olan... Enerji dolu binlerce genci iklim gösterisine taşıdı. 2000'den fazla öğrenci şu anda Kassel'de şehir merkezinde sokağa çıktı. Öğrenciler dünya çapındaki yüzlerce kentte olduğu gibi iklimin korunmasını istiyor. Kassel'deki gösteri sadece öğrenciler tarafından organize edildi. Williamsk'in azından konuşmacı Jonathan Faust'un konuşmaları, sık sık protestocuların tezahüratları ve ıslıklarıyla yarıda kesildi. Öğrencilere göre iklim konferansları, çalışma grupları çok yavaş çalışıyor. Öğrenciler bugün dünya çapında Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar iklim değişikliğine karşı daha etkili adımlar atılması talebiyle sokağa çıktı. Öğrenciler sadece Almanya'da 200, dünya çapında ise 1700 kentte iklim politikasını protesto için gösteriler yapıyor. Bilim insanlarından ve ebeveynlerden de destek var genç neslin eylemleri sadece lobicilerin kucağına oturmuş politikacıların canını sıkarken yaşlı jenerasyonların desteği artarak devam ediyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre'den öğrencilerin iklim hareketini destekleyen bilim insanlarının sayısı 13 binden 20 bine çıktı. 20 bin bilim insanı öğrencilere imzaladıkları Gelecek için Bilim adıyla destek verdi. Ebeveynler de Gelecek için Ebeveynler adıyla gençlerin hareketine sahip çıktı. Gösteriye katılanlara neden burada olduklarını, partilere güvenip güvenmediklerini, bilim insanlarının destek açıklamalarıyla ilgili neler düşündüklerini sorduk. Özetle şunları söylediler. Çünkü bu organizasyonu mantıklı buluyorum. Her yerde söylendiği gibi iklim politikası mantıksız. Bazı şeylerin daha iyi yapılabileceğini göstermek ve teşvik etmek için buradayım. 18 yaşındayım ve iklimin korunması için protestoya katılıyorum. İklim konusu herkesi olduğu gibi beni de ilgilendiriyor. Bu hareketin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her dönemde oyumuzu bir defa verip arkaya yaslanmaya alıştık. Ancak demokrasi toplumdan ibarettir ve herkesin bu konuda bir şeyler yapması gerekir. Genelde bu siyasetin içinde olmayanların destek vermiş olması beni çok mutlu etti. Belki siyasete olumlu etkisi olur. Destek haberini duyduğumda çok sevindim. Biz emekliler torunlarımızdan öğrenmeliyiz. Onun için buradayım. Çocukları desteklemek için buradayım. Gençleri desteklemek için geldim. Çünkü biz de bıktık bu durumdan. 68 hareketine katılarak birçok şey değiştirmiş yeşillerden gösteriler ve okullar için hiçbir şey duymadım. Siz küçüksünüz. Ne yapabilirsiniz ki? diyorlar. Dijital sözleşme için anayasa değişikliği kabul edildi. Okullar gelecekte tablet, bilgisayar, interaktif yazı tahtası, hızlı internet bağlantısı gibi modern öğrenim araçlarıyla donatılacak. Eyaletler meclisi bugün dijital sözleşme için gerekli olan anayasa değişikliğini kabul etti. Böylece federal hükümetin eyaletlerin eğitim yatırımlarına mali kaynak sağlamasının önünde engel kalmadı. Almanya'nın 40 bini okulundaki öğrenciler ve öğretmenler daha yeni bilgisayarlar, daha iyi internet bağlantısı ve dijital öğretim yöntemleriyle tanışacak. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Şubat ayında bir araya gelen Berlin hükümetiyle eyalet hükümetleri anayasa değişikliği konusunda uzlaşmaya varmıştı. Dijital sözleşmeye göre eyaletler okulların dijitalleştirilmesine yatırım yapmak için Alman hükümetinden 5 milyar euro alacak. Bunun için anayasa değiştirilecek çünkü şu anki anayasaya göre okullara sadece eyaletler yatırım yapabiliyor. Alman hükümeti prensip olarak eğitimi finanse edebilecek ancak eyaletler de buna katkı sağlayacak. Eyaletler Alman hükümetine paraların nasıl kullanıldığına dair rapor verecek. Son haberimiz bir oyunla ilgili Momo tehlikesi. Momo aslında Kazuke Aizwa adlı sanatçıya ait bir heykel. Aizwa bu heykeli bir Japon hikayesinden esinlenerek üretmiş ve aslında Momo anne kuş demek. Fakat bu ürkütücü görüntüye sahip olan yarı kuş yarı insan heykelin kısa sürede dünyaya açılması bazı sorunlu video oyunu programcılarının kanalı haline geldi. Momo oyunu çocuklar için çok tehlikeli bir oyun. Bu oyunu oynayan ya da reklamlarıyla karşılaşan çocukların psikolojisi kötüleşebiliyor. Momo oyununun reklamı çeşitli kanallarca çocuklara iletiliyor ve oyun içinde ya da reklam kesitlerinde çocuklar intihara ya da şiddete özendirilebiliyor. Bugün Cadının Frekansı programında sosyolog Münever Usta ve uzman klinik psikolog Özlem Usta 5 yaşında Momo reklamına maruz kalmış bir hastaları üzerinden konuyu ele alacaklar. Bu program özellikle ebeveynleri ilgilendirdiği için programı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın da sonuna gelmiş olduk. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Yarın sabahın saat 8'de tekrar programında Pazar günü saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.